Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Biliyorsunuz bugün Fed faiz kararını açıklayacak arkadaşlar. Ve tüm dünyanın beklediği gibi faiz artacak. Ve ne olur öyle bir durumda? Normalde dolar endeksi yukarı atar, Bitcoin de aşağıya gider. Değil mi? Mantık bu şekilde. Şu an herkes düşüş bekliyor Bitcoin'de. Niye Fed faiz arttıracak bilmem ne. Ne olabilir? Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Biz grafiğe göre gideceğiz. Bir taraftan da FED'i baz alacağız. Yani neler olabilir? Video esnasında bunlara değineceğim. Kademe kademe gideceğim. Öncelikle biz hala pozitifiz arkadaşlar. Niye pozitifiz? Düşen trendin üstündeyiz, yeşil çizgi. Ve yükselen sarı çizginin üstündeyiz. Yatay çizginin de üstündeyiz. Şu an nerede orası? 20.270. Şöyle anlatayım. Altına iğneler gelebilir. Olabilir. Atıyorum faiz kararı açıklandı. İğne geldi altına. Bunlar mümkündür arkadaşlar. Nerelere kadar iğne gelebilir? Onlara az sonra değineceğim. Sırayla gitmek istiyorum. Yani bu grafiğimizde sıkıntı yok gibi duruyor ve hedefte 22.500 var gibi duruyor. Şöyle bakınca. Değil mi? Hani başka bir seviyemiz yok. Birden yukarı atmayı başarırsak sıradaki hedefimiz orası olabilir. Sert yükselişlerde. Diğer grafiğe gelelim. Bildiğiniz gibi burada da yatay çizgimiz vardı. Onun da üzerinde takılıyoruz. Ve arkadaşlar şundan bahsedeceğim şimdi. Diyelim açıklama geldi. Aşağı bir iğne geldi. Nereye gelebilir? 19.500 bandına doğru bir iğne atabilirler. Şöyle sert bir iğne atabilirler. Önemli olan bizim için ondan sonrası. Benim kendi görüşümü soruyorsanız ben o iğne gelse bile aşağı yönlü iğne gelse bile daha sonra toparlayıp en azından 22.500 belki de 24.000'e kadar gideceğimizi düşünüyorum. Hani bu kendi görüşümdür. Yanılabiliriz tabii ki. O yüzden arkadaşlar soğukkanlı bir şekilde izleyeceğim olanı biteni. Bitcoin'de beklemeye devam ediyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi iğne oraya gelebilir. Eyvallah. Başka neler destekliyor bunu? Ortalamaları açınca günlük grafikte. Bunlar ortalamalarımız arkadaşlar. Son ortalamamız da 19.500 bölgelerinde. Kırmızı ortalama MA50. Bakın tam oraya geliyor. Oraya kadar iğneler mümkündür. Bir ihtimalde 20.000'e iğne atıp oradan da devamı gelebilir yukarı yönlü hareketin. Yani iğne bazında 20.000 veyahut 19.500. Daha sonra da toparlanma. Eğer ki aşağı iğne atacaklarsa. Şimdi şöyle anlatayım. Faizden sonra herkes düşüş bekliyor ya örnek vereyim. Bitcoin'da, altında, Euro'da örnek vereyim. İnandırmak için, ikna etmek için ilk başta iğne gelebilir aşağıya. Ama daha sonra insanlar ters köşeye yatırmak isteyebilirler. Bunu daha önceki faiz kararlarında da gördük. Başta aşağı iğne attılar, ondan sonra sert bir şekilde yukarı attı. Veyahut direktmen herkes short girer, kimseye pastayı yedirmeden direkt yukarıda atabilirler. Böyle ters köşelerde mümkündür. İlerleyelim arkadaşlar. 4 saatlik Bollinger bandı. Bunlar ara destek ve dirençlerdir. Kısa vadeli. Mesela Bollinger alt bandımız 20.290 seviyesinde. Bollinger orta bandımız 20.600 seviyesinde. Bollinger üst bandımız 20.850 seviyesinde. Bunlar da kısa vadeli destek ve dirençlerdir. Şimdi devam edelim. Biliyorsunuz aylık grafiğe dün değindim. Yani ben niye pozitif oldum? Oraya değindim. Niye yükseliş bekliyorum? Bakın arkadaşlar MACD aylık bazda çubukları kısalttı gördüğünüz gibi. Dün de değindim. Bunu ne zaman ayı piyasasında en dip noktadan yaptıysa genelde sert bir yükseliş yaşanmış. Değil mi? Şimdi tekrar üzerinde durmaya gerek var mı? Dünkü videoyu izleyebilirsiniz. Video süresini uzatmak istemiyorum. Diğer taraftan da aylık grafikte bir ilk defa tarihten beri dün dibine kadar indik arkadaşlar. İlk defa pozitif uyumsuzluk verdi aylık grafikte. Bakın alçalan dip yaptı Bitcoin. RSI'da da biz yükselen dip yaptık bu noktada. Yani kocaman bir pozitif uyumsuzluğumuz var aylık grafikte. Bu da yükselişi destekler. Yani şöyle anlatayım arkadaşlar. Normal bir indikatör olsa tamam. Ama RSI çok önemli bir indikatördür arkadaşlar. Ve aylık grafik en önemli zaman dilimlerinden bir tanesidir. Ve orada bu iki sinyali verdiyse bakın daha yeni verdi. Bu ay verdi. Tamam mı? Aylık kapanış geldi. Ondan sonra verdi. Niye önceden söylemedin diye soranlar olabilir. Arkadaşlar daha yeni verdi. Yani 2 gün önce aylık kapanıştan sonra yeni verdi. Ve bu sinyaller çok güçlüdür. O yüzden arkadaşlar hani
Aşağı iğne gelme olasılığı var ama ondan sonra güzel bir yükselişin yaşanacağını ben düşünüyorum şahsen. Boğa mı geliyor? Hayır, öyle bir şey demiyorum. En azından 24 bin bölgelerine doğru zorlama görebiliriz önümüzdeki haftalarda. Hemen yarın değil arkadaşlar. Haftalar alabilir bu dediğim. Yıl sonuna da uzatabilirler. Bunu zaman gösterecek. Şimdi önümüzde iki tane pürüz var. Sadece bu iki pürüzü halletmemiz lazım. Bunu halledersek arkadaşlar bir tane altcoin sepeti yapabilirim duruma göre. Ve o altcoin sepetini de paylaşırım videoda. Birinci pürüz, günlükte MA100 yeşil ortalama. Üçtür biz oradan dönüyoruz, orayı geçemedik arkadaşlar. Geçme potansiyeli var mı? Evet var. Geçerse zaten sıradaki direncimiz 24.300'lerde şu an. Çok önemli bir direnç. Bu iki direnç niye önemli? Çünkü biz hiç test etmedik bu noktaları. Bakın mesela 45.000'lerde kırıyoruz. Örnek vereyim, daha sonra bir daha 45.000'lere gidiyoruz. Ama beyaza dokunmuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ne oldu? Bir geriye alalım. Şöyle göstereyim size. Şu bölgede retest yaptı mesela ama dokunmadı arkadaşlar. Dokunmadı. Yani kırdığından beri ilk defa test etmiş olacak. O bölgelerde belki nakite geçilir. Hani ilerleyen zamanlarda diyelim vardı o ortalamaya. Duruma göre belki nakite geçeriz. Yani şimdi de söyleyeyim. Hadi o gün geldiğinde niye sattın gibi sorular gelmesin. Şimdi de söylüyorum. Çok önemli bir dirençtir arkadaşlar. Tamam mı? Ama oraya varıp varmayacağımız da meçhul tabii ki. Sadece ben aylık grafikten yola çıkarak bir şekilde yukarı yönlü hareketin geleceğini düşünüyorum. O harekette minimum bu ortalamaya doğru gelir. Benim görüşüm bu yönde. Ama öncelikle şu pürüzü halletmemiz lazım. MA100'ün üstünde günlük kapanış lazım. O da 20.850. Oranın üzerine bir gün kapatacağız. Diğer açıdan da son teyit olaraksa Bollinger orta bandımız arkadaşlar çok önemli bir direnç. Oranın da üstünde haftalık kapanış lazım bize. O da 20.800 seviyesinde. Bunu da yaparsak o zaman bir altcoin sepeti yapabilirim. Yani haftaya bir ihtimal altcoin sepeti gelebilir. Ama dediğim gibi önce haftalık kapanış Bollinger orta bandının üstüne gelecek. O zaman en azından üst band hedef olur 24.000 seviyesi. Ve günlük kapanışta MA100 üstünde gelecek. Şimdilik risk azaltmak için sadece Bitcoin aldım arkadaşlar. Yani Bitcoin'de bekliyorum. Duruma göre altcoin sepeti de yapılacak. Ama atıyorum şimdi yaptık diyelim. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Altcoin'lerde çok sert düşüşler görebiliriz. Bu da bizi üzer arkadaşlar. O yüzden kademeli gitmekte fayda var. Şimdi sabırla FED'in bitmesini bekleyeceğiz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.